Türkiye'den alınmış bir hukuk diplomasıyla Amerika'da avukatlık yapılabilir mi? Hem çalışıp hem okula gidebilir miyim? Yüksek lisans nedir? Kaç senede bitirilir? Okul ücretlerini karşılayabilir miyim? Gibi sorular, merak edilen konular benim bu videoyu çekmeme sebebiyet verdi. O yüzden işte buradayız. Hep birlikte Amerika'da nasıl avukat olunur konusunu tek tek irdeleyeceğiz ve aklınızdaki tüm soruları cevaplayacağız. Başlayalım. Yepyeni bir videodan herkese, tüm gençlere, tüm hukukçulara, tüm meslektaşlarıma merhabalar. Olaylar şu şekilde gelişti. Yaklaşık 2-3 hafta önce Instagram'da Insta Lawyers diye bir sayfa var. Bu sayfa bana ulaştı. Bir şekilde adımı duymuşlar. Bilmiyorum nasıl duymuşlar. Dediler ki senin enteresan bir hikayen var. Sayfamızda paylaşmak istiyoruz diye bir talepte bulundular. Ben de kabul ettim. Amerika'daki avukatlık kariyerimle alakalı kısa bir özgeçmişimi yazdım. Bu arkadaşlar benim gönderimi sayfalarında paylaştıktan sonra bana Instagram'dan böyle akın akın DM'ler gelmeye başladı. İşte LLM, yüksek lisans, Amerika'da kariyer yapmak, işte burada bir şeyler inşa etmek vesaire. Ben böyle bir cevapladım, iki cevapladım, üç cevapladım derken dedim hani ben buna yetişemeyeceğim. Eş zamanlı olarak Instagram'dan ve bir yandan LinkedIn'den, bir yandan Twitter'dan falan soru cevaplar hale geldim böyle. Sonra dedim ki hani wow. Yani böyle bir talep var demek ki bu dijital dünyada Amerika'da avukat olmak, Amerika'da kariyer inşa etmekle alakalı bir boşluk olsa gerek ki bana insanlar ulaşıyor diye düşündüm. O yüzden şöyle bir konsept geliştirdim. Öncelikle ben size Amerika'da nasıl avukat olunurun şöyle genel bir şablonunu, şemasını çizeceğim. Böylelikle aklınızda bir iskelet oluşacak. Yani hangi süreçlerden geçeceğinize dair. Daha sonrasında bu saydığım maddelerdeki o tek tek adımların detaylarına sorulu cevaplı şekilde değineceğiz. E-mail'den, Twitter'dan, Instagram'dan, LinkedIn'den gelen tüm bir mesajları topladım. Bir liste haline getirdim. Ve tüm o soruları bu videoda hepinizle cevaplayarak paylaşmaya karar verdim. O zaman hazırsanız hemen başlıyorum. Telefonuma elime bu arada sizi daha az önemsediğim için değil, sorulara bakmak için alıyorum. Yoksa asla bu en temel, en genel soruya cevap vererek bir başlayalım. Türkiye'den alınmış bir hukuk diplomasıyla Amerika'da avukatlık yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Fakat şartlar, kurallar ve kaidelerle karşılaşacaksınız. Dünya üzerinde her ülkenin hukuk sistemi birbiriyle aynı değildir. Olması da zaten beklenemez. Tıpkı Amerika'nın İngiliz, Anglo-Sakson hukuk sistemini kullanıp Türkiye'nin kıta Avrupası hukuk sistemini kullanması gibi. İki farklı hukuk sisteminde eğitim almış iki hukukçunun birbirlerinin ülkesinde öyle elini kolunu sallayarak avukatlık yapması zaten beklenemez. Bu mantığı bir anlayalım öncelikle. Buradaki bu common law denilen sistemi bir şekilde entegre etmeniz, denklik kazanmanız gerekiyor. İşte bu denkliği bir yüksek lisans programıyla size kazandırıyorlar ve siz daha sonrasında yolunuza devam ediyorsunuz. Şimdi bu temel bilginin üzerinden size atılması gereken adımları tek tek sayıyorum. Türkiye'deki bir hukuk fakültesinden mezun oldunuz, diplomanızı aldınız, ruhsatnamenizi de aldınız çok güzel, stajı tamamladıktan sonra tabii ki. Daha sonra Amerika'ya geldiniz. Geldikten sonra atılması gereken adımlar şu şekilde. 1. LLM yani yüksek lisans. 2. Baro sınavı. 3. New York hukuk sınavı. 4. Mesleki sorumluluk sınavı. 5. Pro bono çalışması. 6. Mülakat. 7. Yemin töreni. İşte bu 7 adım sizin New York'ta avukatlık yapabilmeniz için, New York barosuna kaydolabilmeniz için atmanız gereken 7 temel adım. Bunu böylece kafanızda bir oturtun. Bu arada şöyle de küçük ve çok önemli bir ek yapmak istiyorum. Ben kendim New York barosuna kayıtlı bir avukat olduğum için ve halen de New York'ta yaşamakta olduğum için sizlere bu süreci New York eyaleti üzerinden anlatacağım. O yüzden lütfen benim bu anlattıklarımı diğer eyaletlerle karıştırmayınız. İlk soru. LLM nedir? Kaç senede bitirilir? Arkadaşlar LLM Latince bir söz öbeği olup Lumos Max Master of Law yani hukuk masterı. Daha iyi bir Türkçe ile anlatacak olursam hukuk yüksek lisansı demek. Amerika'da avukat olabilmeniz için atmanız gereken ilk adım. Bu program sizin tamamen kendi çalışma yoğunluğu talebinize göre ister 1 senede ister 3 senede bitirilebilen bir program. Benim bir tane sınıf arkadaşım vardı. Ben mezun olacağım sene o 5. senesindeydi. Her sömestr belki bir ders ala ala böyle keyfini çıkara çıkara yüksek lisans yapıyordu. Çok uzun yıllar okulda bulunmuştu. Bayağı iyi bir kızdı ama yani şeydi böyle. Akıllıydı.
JD nedir? El elemden farkı var mıdır? JD, Juris Doctor demek. Juris Doctor, lisans düzeyindeki hukuk. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'de liseden sonra hemen direkt hukuk fakültesine geçebiliyoruz. Ama burada insanlar liseyi bitirdikten sonra college denilen bir 4 yıllık lisans bölümü okuyorlar. Bu 4 yılın üzerine bir de 3 yıllık hukuk fakültesi okuyorlar. Türkiye ile kıyasladığımız zaman bizim aldığımız temel hukuk eğitimi neyse burada da JD o. El elemden farkı var mıdır? İşte el elemden farkı budur. Temel hukuk. Hukuk için GRE veya GMAT sınavı şartı var mıdır? Bu soru bana Twitter'da bir arkadaştan geldi. Kendisi İtalya'da Doğu Avrupa kürsüsü gibi bir yerde bir yüksek lisans yapıyor. 2 gün sonra Instagram'da bir arkadaş bana DM'den yazdı ki GMAT sınavından kaç almalıyım? Demek ki dedim böyle bir algı var. İnsanlar GRE veya GMAT sınavlarıyla alakalı bir takım gereklilikleri yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Bunun üzerine bir araştırma yaptım ve teyit ettim ki arkadaşlar Amerika'da avukat olabilmek için herhangi bir GRE veya GMAT puanına ihtiyacınız yok. Öyle bir şey yok. İstediğim herhangi bir eyalete gidebilir miyim? Cevabımız hayır. Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten ve Washington DC adındaki bir federal başkentten oluşan federal sistemle yönetilen bir ülkedir. Bu sebeptendir ki her eyaletin kendine has bir takım hukuk kuralları vardır. Bu sebeptendir ki her eyaletteki her baronun yabancı avukatları kendi barosuna kaydedip kaydetmeme şartları farklılık gösteriyor. Zaten böyle en popüler, en böyle herkesin gitmek isteyeceği eyaletler kabul ediyor yabancı avukatları. O yüzden muhtemelen sizin istediğiniz eyalet zaten kabul eden eyaletlerden bir tanesi olacaktır. Kalkıp da sizin Iowa eyaletinde bir hukuk kariyeri yapmak isteyeceğinizi düşünmüyorum. Eğer öyle bir isteğiniz varsa da yani tabii ki haddim değil, yargılamıyorum. Ama bir bakın. Iowa barosunun kurallarına bir bakın derim. Yüksek lisans için okul başvuru süreci nasıl? Sizin bu süreçte kendi hukuk fakültenizle olabildiğince işbirliği halinde çalışmanız lazım. Okulunuzun öğrenci işleriyle aranızı iyi tutun. Hazır bu konuya değinmişken, başvuru süreciyle alakalı konuşmaya başlamışken sizlere internette çok olmayan ve aslında bu başvurunun en önemli kısmını oluşturan ön inceleme kısmından bahsetmek istiyorum. Burayı iyi dinleyin. Türkiye'de bir hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak size %100 New York barosuna kaydolabileceğinizin garantisini vermiyor. New York barosu sizden öncelikle bir ön inceleme aşamasından geçmenizi istiyor. Siz bu vize işlemlerine başlamadan önce hiçbir harcama, hiçbir kağıt, kürek, evrak hazırlama evresine girişmeden önce New York barosuna Türkiye'de almış olduğunuz eğitimle o baroya kaydolup kaydolamayacağınızı soruyorsunuz. Böyle bir ön inceleme aşaması oluşturulmuş. Bu arada bu ön inceleme aşaması için gerekli olan tüm talimatları içeren siteyi açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. New York barosu sizden okulunuzun diplomasını, transkriptini veya işte ruhsatnamenizi ve bunların İngilizce nüshalarını istiyor. Sizin almış olduğunuz derslere, eğitim seviyenize, notlarınıza bakarak sizin baroya kaydolma sürecine başlayıp başlayamayacağınızın bildirimini yapıyor. Adaylar da bu bildirimin üzerine işlemlere başlıyorlar. Bu çok önemli. Birçok insan bu adımı bilmediği için aylarını, senelerini bir okul araştırması yaparak geçiriyor. Aslında çok gereksiz bir zaman kaybı. Sizin zaten henüz baro tarafından kabul edilip edilemeyeceğiniz belli değil. İşte o yüzden öncelikle sizin bu ön inceleme aşamasını halletmeniz gerekiyor ki baro bu belgeleri incelerken zaten siz her halükarda bir 6 ay, bir sene bekleyeceksiniz. İşte o bekleme döneminde artık uzun uzun işte araştırırsınız. Hangi ders alayım, hangi okula gideyim. Diyelim ki barodan onay e-mailini aldık. Daha sonra yapmamız gereken şey LSAC dediğimiz Law School Admission Council diye bir web sitesi var. Amerika'daki her hukuk fakültesine giden öğrenci bu web sitesinden bir hesap açıyor ve bu açtığı hesabına tüm gerekli belgeleri, İngilizcelerini, çevirilerini ekliyor ve bu web sitesi aracılığıyla okullara bir başvuruyor. Yine bu web sitesi aracılığıyla hangi okula kabul aldığınız veya hangi okuldan red yediğiniz size bildiriliyor. Siz de ona göre sürece başlıyorsunuz. Amerika'da avukatlık yapmak için vizeye mi ihtiyacım var, yeşil karta mı ihtiyacım var? Çok güzel bir soru. Güzel olduğu kadar çok da uzun cevap gerektiren bir soru. Şöyle ki yeşil kartınız varsa zaten bal kaymak. Çalışma izni kovalamanıza, bir işte vize bitme tarihi endişesi içerisine girmenize gerek kalmayacaktır. Vizeyle geldiğiniz zaman burada böyle kalmanız, yaşamanız imkansız değil. Şöyle bir algı var insanlarda. Ben niye gelip orada o kadar eğitimi tamamlayayım, işte çalışayım, çabalayayım, baro sınavını geçeyim, daha sonra Türkiye'ye döneceksem ne diye o kadar çok şeyle uğraşayım.
gibi bir algı var. Böyle algılarla, bu bakış açılarıyla karşılaşıyorum zaman zaman. Ve buradan tüm insanlığa seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, Amerika'ya bir öğrenci vizesiyle geldiğiniz zaman ve bu vize bittiğinde sizin direkt kapı dışarı edilmemeniz için sahip olduğunuz haklar var. İnsanlar bu haklardan bahsetmiyorlar genelde ve bahsedilmediği için de öğrenci vizen bittiği zaman ben direkt ülkeme döneceğim. Orada bir şey yapamayacağım ki. Ne diye yüksek lisans okuyup bitirip bir de baro sınavına çalışayım diye düşünülüyor haklı olarak. Öğrenci vize süreniz bitiyorsa ve siz Amerika'da kalıp biraz çalışmak istiyorsanız ki öğrenciyken çalışamazsınız. Bunun ayrıntılarına da ileriki sorularda değineceğim. Öğrenciyken çalışamadığınız için mezun olduktan sonra bir iş tecrübesi elde etmek isteyeceksinizdir haliyle. İşte bu isteğinizi karşılayabilecek imkanlar söz konusu. 12 aya varana kadarlık bir çalışma izni başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ve bu 12 aylık izin sürenizi de tüketmeniz durumunda eğer daha da Amerika'da kalmak istiyorsanız o ilk başta sahip olduğunuz öğrenci vizenizi başka bir vize türüne dönüştürerek Amerika'da 6 yıla varana kadarlık bir yaşama ve çalışma izni alabilirsiniz. Vize dönüştürme talebi işlemini siz değil, sizin işvereniniz yapacak. Yani somut bir olaydan örnek vereyim, kafanızda daha iyi otursun. Diyelim ki siz okulu bitirdiniz, yüksek lisansı, 12 aylık bir çalışma izni talebinde bulundunuz. Talebiniz kabul edildi. Siz bu 12 ay boyunca bir yerde belki asistan olarak bir şekilde bir hukuk bürosunda çalışmaya başladınız. İşte bu hukuk bürosundaki işvereniniz, patronunuz sizin adınıza, sizin daha uzun süre kalmanız için Amerika'da, daha uzun süre çalışabilmeniz için bir vize dönüştürmesi başvurusu yapıyor. Eğer ki bu başvuru kabul edilirse siz Amerika'da daha fazla çalışma ve yaşama hakkı elde edebiliyorsunuz. Bu kariyer yolunuzda bu gibi hak ve imkanlarınızın olduğunu unutmayınız derim. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Ne kadar İngilizce bilmem gerekiyor? İngilizce hepimiz için zurnanın zırt dediği yer. Maalesef ülkemizde İngilizce eğitimi, hatta genel olarak bir yabancı dil eğitimi seviyesi çok iyi durumda değil. Gönül isterdi ki bir Nordik ülkesi gibi şakır şakır İngilizce konuşabilelim. Onu da şurada tecrübe ettim. Ben 2019 senesinde çok yakın bir arkadaşımla birlikte bir Avrupa turu yapmıştık. Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde bulunma şansı elde etmiştik. Turistik yerlerde zaten herkes İngilizce konuşur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama normal böyle lokal yerlerde de, o Norveç'te falan, insanlar çatır çutur böyle İngilizce konuşuyor. Ve biz çok şaşırmıştık, hani kendi dillerine ek olarak ne kadar böyle akıcı bir İngilizce seviyeleri var diye. Meğersem eğitim alırken bu Nordik insanlar çok özel metotlarla İngilizce eğitimlerini tamamlıyorlarmış. Biz ilkokuldan liseye kadar sürekli İngilizce dersleri alıyoruz ve eğitimimizi bitirdiğimiz zaman, üniversiteden, liseden mezun olduğumuz zaman bir hi how are you'dan öteye gidemiyoruz nedense. Tabii umarız ki bir gün bizim ülkemizin İngilizce yabancı dil öğrenme ve öğretme seviyesi de ciddi oranda artar. Neyse, biz realiteye dönelim. Bu şartlar altında bu sorunu nasıl hallederiz? Her okulun başvuru sürecinde istediği İngilizce puanı farklı. Hangi okul kaç TOEFL veya IELTS puanı istiyor? Buna göre bir hazırlık yapıp buna göre bir puan hedefi belirlemeniz gerekiyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Bazı adaylar TOEFL veya IELTS'de belli bir puanı almış olsalar bile buraya geldiklerinde iş hayatında, okul hayatında o aldığı puandaki İngilizceyi böyle dile dökemiyor. Amerika'ya geldiğinizde yaklaşık 1 ila 2 ay içerisinde hemen çözüleceğinize, söküleceğinize eminim. Zaten siz buraya geldiğinizde hemen bir yüksek lisansa, bir eğitime başlıyor oluyorsunuz. Ve hukuk eğitiminde hepimiz biliyoruz ki okumalar, yazmalar çok yoğundur. O yüzden burada da yine bu süreçlerden geçeceğiniz için siz bir şekilde o sahip olduğunuz az derecedeki İngilizceyi çok kısa sürede ilerleteceksiniz. İlerletmek zorunda kalacaksınız. Yani bir bakacaksınız ki 1-2 ay sonra siz farkında bile olmadan o zoraki atılımlarla, zoraki çalışmalarla bir şekilde İngilizcenizi bir anda böyle geliştirmişsiniz. Hem çalışıp hem yüksek lisans yapabilir miyim? Hayır. Eğer vizeyle geliyorsanız Amerika'ya, hayır. Öğrenci vizesi sahibi olan insanlar sadece kampüs içinde çalışmalarına izin verilmiştir. Fakat bu kampüs içindeki iş olanakları sınırlı olduğu için ve her öğrenci kampüs içinde çalışmak talebinde bulunduğu için böyle uzun listeler, uzun kuyruklar oluşur ve size bir türlü sıra gelmez. O yüzden öğrenci vizesiyle geliyorsanız okul esnasında maalesef çalışmanız mümkün olmuyor. Ama dediğim gibi okul bittikten sonra, eğitimi tamamladıktan sonra o bahsettiğim 12 aya varana kadar olan uzatma süresine başvurabiliyorsunuz çalışmak için. Haftada kaç gün okula gitmem gerekir?
Şimdi haftada kaç gün okula gitmenizin gerektiği yine sizin nasıl bir programa kaydolduğunuza bağlı. Ben okula giderken aynı zamanda çalışıyordum bir hukuk bürosunda paralegal olarak. O yüzden ben okula part time gidip işe full time gidiyordum. Yani benim derslerim akşam saatlerinde, işten çıkıp okula gidiyordum ve hafta sonlarıydı. İşte bu soruda da yine ders saatleri sorusuna bağlayacağım. Ben okulumu seçerken tamamen ders programına göre bir seçim yaptım. Benim iş yerimin civarında bulunan her okul part-time öğrenciliği kabul etmiyordu. O yüzden benim iş yerime en yakın part-time yüksek lisans programı olan okul Tora Hukuk Fakültesi'ydi. O yüzden orayı seçtim. Benim için belirleyici etken bu oldu. Kendi yaşam standartlarıma göre. Şu da çok önemli. Yani çok 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 önemli. Kalkacaksınız, Google'a yazacaksınız. New York'taki hukuk okulları. Bu okulların sitelerinde bir sürü LLM programları olduğunu göreceksiniz. Biz yabancı avukatlar, yani Amerika'ya yabancı bir hukuk diplomasıyla gelmiş olan avukatlar, istediğimiz LLM programına girip baro sınavına başvuruda bulunamıyoruz. Baronun belirlediği kredileri veren özel LLM programları var yabancı hukukçular için. Biz sadece onları alabiliyoruz. Yani siz kalkıp da tax'te, yani vergi hukukunda bir yüksek lisans yaparsanız New York Hukuk Fakültesi'nde baro sizi kabul etmeyecektir. Çünkü baronun istediği dersler yok orada. O yüzden okulların sitelerine bakarken mutlaka bu yabancı avukatlar için hazırlanmış olan LLM programı diye orada belirtirler zaten. Bunlara başvuruda bulunduğunuzdan emin olun. Önemli. Önemli bir bilgi. Ders içerikleri nasıl? Bu da çok güzel bir soru. Aslında bu da buradaki yüksek lisans programını anlamak için çok önemli bir soru. Bizim bildiğimiz yüksek lisans programı nasıl olur normalde? Mezun olursunuz. Bu hukuk dünyasındaki belirli bir alanda bir üst düzey eğitim almak istersiniz. Ve o spesifik alanda bir yüksek lisans yaparsınız. Tezli veya tezsiz. Fakat benim burada bahsettiğim yüksek lisans, yani Türkiye'deki bir hukuk fakültesinden mezun olup Amerika'da avukatlık yapabilme yolundaki bu yüksek lisans şartı bildiğimiz yüksek lisanslardan biraz farklı. En başta videonun en başında anlatmıştım. Bunun amacı size bir denklik kazandırmak, bir entegre etmek buradaki sisteme bir şekilde. O yüzden bu yüksek lisansta size aslında aldırdıkları dersler Amerika'daki öğrencilerin hukuk fakültesinde aldıkları derslerle hemen hemen aynı. Yani siz temelde sanki burada bir hukuk fakültesi okumuşçasına sözleşmeler hukuku, anayasa hukuku, haksız fiil hukuku gibi böyle belli başlı bir takım dersler alıyorsunuz. En sonunda bu derslerden topladığınız kredilerle mezun oluyorsunuz. Bu yüksek lisans programının adı da General LLM veya LLM in US Legal Studies veya LLM for Foreign Lawyers gibi isimlerle adlandırılıyor bu program. Yani siz işte kalkıp da Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliği hakkındaki hukuk düzenlemeleri üzerinde bir yüksek lisans yapmıyorsunuz. Böyle bir spesifik alanda bir çalışma yapmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bir diğer soruya geçiyoruz. Okul ücretleri ne kadar? Ben LLM programı yaptığımda yıl 2018'di. Yaklaşık 3 sene önceydi. Benim zamanımdaki fiyatlarla şu anki fiyatlar farklılık gösteriyor. O yüzden bu soruyu cevaplamak için bizzat araştırdım ve somut verilerle geldim. LLM eğitim gideri ortalama 40 bin dolar ila 80 bin dolar arasında değişmektedir. Baro sınavı efsanesi nedir? Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Baro sınavı diye bir şey var ve New York'ta avukat olmak için baro sınavını, hatta baro sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Fark ettiyseniz çoğul eki kullandım. Çünkü bir değil, iki değil, üç adet sınav var geçmeniz gereken. Nedir bu sınavlar? Sizlere tek tek anlatayım. Birinci sınav, bildiğimiz genel baro sınavı. Herkesin bildiği baro sınavı. İkincisi New York hukuk sınavı. Üçüncüsü mesleki sorumluluk sınavı. Sizin baroya başvuru yapmanız için bu üç sınavın üçünü de geçmiş olmanız gerekiyor. Birincideki baro sınavı bildiğimiz genel baro sınavı. Bu bildiğimiz büyük baro sınavı 2 gün boyunca sabah 9'dan akşam 5'e kadar süren, bir kısmı çoktan seçmeli sorulardan, bir kısmı yazılı sorulardan oluşan çok geniş kapsamlı, çok fazla konuların test edildiği ve Amerika'da yaşayan insanların bile çok böyle zorlandığı bir sınav. Ama bana kalırsa o kadar da zor değil. Disiplinli, özverili ve azimli bir çalışma sonucunda tek seferde geçilebilecek bir sınav. O yüzden korkmaya gerek yok. İkinci olarak söylediğim New York hukuk sınavı da New York eyaletine mahsus hazırlanmış bir sınav. Tabii bu New York hukuk sınavı baro sınavı kadar zor bir sınav değil. Zaten online olarak yapılıyor ve çok kısa sürüyor. Böyle az sayıda soru var falan.
Öyle herkes geçiyor bunu. Çok da şey değil, böyle çerez bir sınav. İlk sınav kadar zor değil. Üçüncüsü mesleki sorumluluk sınavı, daha da kek. Her avukatın bilmesi gereken ahlaki meslek kurallarını kapsıyor öyle bir sınav. Ben şu an Amerika'daki bir yıllık avukatlık kariyerimde baro sınavında çalıştığım derslerin sadece %30'uyla karşılaştım meslek hayatımda neredeyse. Ama mesleki sorumluluk sınavı için çalıştığım her bir konu Allah'ın her günü karşıma çıkıyor. Ve ben sürekli o çalıştığım kitabı açıp açıp bakıyorum. Çünkü arkadaşlar burada Amerika'da avukatların tabi oldukları etik kural ve kaideler çok ciddi bir şekilde düzenlenmiş durumda. Bir avukatın diğer bir avukatı baroya şikayet edip barodan attırma hakkı var ve bu ciddi bir şekilde ilerleyen bir mekanizma. New York Barosu bu konuda çok sıkı çalışıyor. Herhangi bir hatada direkt bir disiplin cezasına çarptırılabiliyorsunuz. O yüzden ben de meslekte yeni olduğum için, henüz daha genç bir avukat olduğum için her kuralı da böyle kafadan ezbere bilmem mümkün olmadığı için sürekli böyle bir kılavuzla gezip bakıyorum hemen, hani bu doğru mu, bunu yapabilir miyim falan diye. Pro bono ne demek? Pro bono Latince bir söz öbeği olup para almadan yapılan hukuki hizmet. Yüksek lisansı tamamladınız, baro sınavlarını geçtiniz. Son olarak bir de pro bono çalışması yapmanız gerekiyor. Bir adli yardım kuruluşunda olabilir, bir aile içi şiddet gören kadınları koruma derneğinde olabilir. Bu gibi böyle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 50 saatlik ücret almadan bir hukuki hizmet veriyorsunuz. Mülakatta referansa ihtiyacım var mı? Arkadaşlar buradaki sözlü mülakat, o bildiğimiz dayısının, eltisinin, yeğeninin, kuzenini tanımanız gereken bir mülakat değil. Düzgün bir tabirle bir referansa ihtiyacınız yok diyeyim. Formaliteden ibaret. Yani sizin büyük bir cezaya geçmişiniz yoksa, bir sabıka kaydınız yoksa normal bu mülakattan direkt geçebiliyorsunuz. O mülakatta geçtikten sonra zaten yemin töreninde elinizi kaldırıp yemin ediyorsunuz ve baroya kaydoluyorsunuz. Yemin töreni çok böyle dokunaklı bir an. Yine kürsüde hakimler oluyor ve bir sürü işte 50-60 kişilik bir avukat adayları topluluğuyla birlikte oraya geçiyorsunuz. İşte elinizi kaldırıyorsunuz. Bu sağ el kaldırmak yemin demek Amerika'da. Yemin ediyorsunuz mesleğinizi hakkıyla yerine getireceğinize dair falan. Daha sonra böyle önünüze büyük bir kahverengi deri kapaklı bir defter getiriyorlar, ama böyle büyük bir defter. Fantastik filmlerde olur ya böyle kocaman defterler. Hobbit'te falan vardı. Onun gibi böyle bir defter getirip koyuyorlar böyle. Onu böyle koyarken tozlar çıkıyor falan altından. Sonra işte o defteri açıyorlar. İşte 2021 senesine geliyorlar. Benim zamanımda 2019'du. 2019 senesine geliyorlar. En son nerede kalmışlarsa o satıra bir bir artık öğrenciler, adaylar isimlerini yazarak, imzalarını atarak baroya kayıtlarını o şekilde başlatmış oluyorlar. Tüm o çalışmalarınız, tüm o baro sınavları, okul süreçleri, böyle zorluklar falan filan, hepsinin böyle geride kaldığını size anımsatan, yüzünüzde yorgun ama hoş bir tebessüm bırakan, kalbinizin en derinliklerinde yer edecek güzel, tatlı ve gerçekten hoş bir an. Duygusallaştım. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Sorular bitmedi. Vallahi sorular hep sizden geliyor. Eğitimimi tamamlayıp baroya kaydolduktan sonra Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı elde edebilir miyim? New York barosuna kaydolmuş olmak size otomatikman Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı vermiyor arkadaşlar. O en başta bahsettiğim vize süreçlerinden buradaki yaşam ve çalışma hakkınızı uzatma taleplerinde bulunmanız gerekiyor. Baro sınavını geçtikten sonra iş bulmak çok çok zor mu bir el elem öğrencisi için? Çok çok zor değil arkadaşlar. Burada yaşayan insanlar el elem değil de JD yapıp baro sınavından sonra sürece devam ediyorlar. Yabancı avukatlar el elem yapıyorlar. Burada onun tartışması aslında çok yapılıyor. Meslekte de çok görüyorum. El elem yaptıysan yerli vatandaşın veya JD yoluyla hukuk eğitimi almış biri kadar çok böyle sisteme hakim olmuş olmuyorsun. O yüzden iş dünyasında da çok fazla imkan çıkmıyor karşına veya çok fazla işte talep görmüyorsun gibi bir algı var. Böyle bir algı olduğu için de aslında işverenler de rezümelere, CV'lere bakarken el elem mi, JD mi diye bir bakıyorlar. Ama ben böyle bir algıya göre hareket edilmesine karşıyım. Çünkü iyi bir avukatın ben aldığı eğitim kadar nasıl bir analitik zekaya sahip olduğuna da bakarım. Benim için bu da çok önemlidir. Avukatlık mesleği, hukukçu olmak, hukuki düşünebilme yeteneğine sahip olmak demektir. Analitik düşünebilmek demektir. Sorunlara çözümler bulabilmek ve bu çözümleri hukuki gerekçelerle destekleyebilmek demektir. Ve bu yeteneklere sahip olmuş olmanız için illa bir JD eğitiminden geçmenize gerek yok. Dediğim gibi bu algıya karşıyım. Böyle düşünenlere de
Bu argümanla karşılık veriyorum. O yüzden de elinden geldiğince iş dünyasında bu ayrımın yapılmaması taraftarıyım. Ama dediğim gibi böyle bir algı var. Böyle bir algı olduğu için de iş dünyasında işverenler bakıyorlar. Sen LLM misin, JD misin diye. Ama çok çok zor değil arkadaşın sorduğu gibi. Ben şahsen kendim LLM öğrencisi olarak burada bir iş kariyeri kurdum. Ve bir sürü de LLM yapmış, şu an mesleğini icra eden arkadaşım var. Ben Ankara Hukuk Fakültesi'nde vasat bir ortalama ile mezun oldum. 6 yıldır avukatım. 5 senedir nokta nokta noktada avukat olarak çalışıyorum. Ve avukatlara seminer verecek kadar tıp hukukunda uzmanlaştım. Benim gibi biri için sizce bunlar not ortalamasının kötü olmasını bertaraf eder mi okulların gözünde? Benim de şahsen Türkiye'de, İstanbul'da okuldan mezun olduğum puanım iyi bir ortalama değildi. 3'ün üzerinde değildim, yani size öyle söyleyeyim. Zaten ben sınıfta da hep böyle arkalarda oturan bir çocuktum. 5 dersten 5 büte girdiğimi hatırlıyorum ilk senede. Çok böyle hani parlak, ön sıralarda oturan, işte her ders sonrası koşa koşa profesörün yanına gidip kendini tanıtan, işte sınavlarda falan böyle hani işte o bendim, o konuştuğunuz öğrenci bendim falan diye böyle kendini hatırlatan bir öğrenci hiç değildim, hiç de olmadım. Öyle olmak lazımdı galiba aslında birazcık. Ama ben o zamanlar öyle bir insan değildim. Sizin eğer iyi bir akademik geçmişiniz varsa, iyi bir ortalamayla mezun olduysanız okullardan indirim talep edebilirsiniz. Geçenlerde bir arkadaş %40 indirim aldığını söylemişti bana. Oluyor yani, böyle şeyler var. Eğer iyi bir ortalamanız varsa mutlaka okul başvuru sürecinde bunu o okuldaki birime bildirin ki size indirim yapsınlar. Bu da önemli. Eğer okul not ortalamanız iyi değilse ama siz mesleğinizde, yani avukatlık mesleğinde iyi bir tecrübeye sahipseniz, başarılı bir avukatlık geçmişiniz varsa bunu niyet mektubunuza ekleyerek ön plana çıkarabilirsiniz. Çünkü okul başvuru sürecinde size istenen belgelerden bir tanesi de personal statement dediğimiz niyet mektubu. Niyet mektubunda neden hukukçu olmak istediğiniz, neden avukatlık mesleğinde olduğunuz hakkında falan böyle etkileyici, karşı tarafı ikna edici niyetinizi belli eder bir mektup hazırlıyorsunuz. İşte bu mektubun içerisinde yazabilirsiniz. Ben Türkiye'de şöyle şöyle birimlerde çalıştım, şöyle başarılı elde ettim, iyi bir avukatım diyerek başvurunuzu inceleyecek olan komiteye bu belli başlı özelliklerinizi bildirebilirsiniz ki onlar da başvuru sürecinde sizin o ortalamaya rağmen böyle bir başarılı hukukçu olduğunuzu anlasınlar. ELSEK üzerinden okullara başvururken sizce kaç okula başvurmak yeterli olur? Her okul için başvuru fiyatı ayrı. O yüzden ne kadar çok okula başvurursam o kadar çok işime yarar mantığı burada pek işinize yaramıyor. 2-3 okula başvurmak sizin için yeterli ve az maliyetli olacaktır. Yaklaşık 1 sene önce TOEFL sınavından 80, IELTS sınavından 6 aldım. Siz olsanız bu puanları kullanır mıydınız yoksa yükseltir miydiniz? Ben olsam bu puanları yükseltirdim sevgili meslektaşım. Çünkü ne yazık ki TOEFL'dan 80 almak günümüz New York'unda hiçbir LLM başvurusu için yeterli bir puan olmayacaktır. Bir uluslararası öğrenci olarak düşündüğümüz zaman. Şimdi yeni bir kategoriye geçmişiz. Şimdi genel sorular değil de bana yöneltilen sorgu tipi sorulara geçtik şimdi. Bazen bayağı komik oluyor. Geçen bir meslektaş yazmış yine sosyal medyada. Bunu niye böyle yaptın? Niye okula gittin? Ne zaman geri döneceksin? Kaç sene önce gittin? Bunları kaç senede bitirdin? Şimdi nerede yaşıyorsun? Ben böyle... Sen kim ya, bana bu kadar çok soru soruyorsun? Sonra tabii... Arkadaşın iyi niyet ortaya çıktı da ben de ona uygun bir lisanla sorularının cevabını verdim. Kendisi izliyorsa burada kendisine de selamlarımı gönderiyorum. Evet, bana yöneltilen soru 1. Kaliforniya değil de New York tercih etmenizin özel bir sebebi var mıydı demişler. Yoktu. Yani ben Kaliforniya'da hiç yaşamayı düşünmedim. New York'u seviyorum ya. New York daha güzel bence Kaliforniya'dan. Hiç de orada bulunmayı istemedim. Bilmiyorum, özel bir sebebi yoktu. Kendi ofisinizi açmanızda böyle bir hedefiniz olması dışında bir sebep var mıydı? Özel değilse tabii. Bunu soran arkadaş hatırlıyorum. Bu LinkedIn'den geldi bu soru. Kendi işimin patronu olmak, kimseden emir almamak, kendi programımı özgürce kendim ayarlayabilmek gibi heves ve istekler doğrultusunda böyle bir karar verdim. Başka da bir sebep yoktu açıkçası. Amerika'da kariyer yapmaya nasıl karar verdin? Benim zaten hukuk fakültesine başladığım yıldan beridir bir uluslararası kariyer, yurt dışına çıkayım, yurt dışında yaşayayım, yaşayamasam bile Türkiye'de olayım ama yurt dışıyla alakalı işler yapayım hevesim hep vardı zaten. Yaklaşık 4 sene önce, 4 sene oldu geleli, 2017 senesinde geldim. Şöyle bir hikayesi var benim buraya gelişimin. Bir
paralegal sertifika programına geldim. Yani ben buraya geldiğimde avukat olma, baroya kaydolma gibi böyle çılgınca planlarım yoktu. Zaten bunlardan haberim de yoktu. İşte İngilizcem gelişsin, iş başvurularımda, kariyer planlarımda böyle öne çıkarım. Hani bu Amerika'ya gitmiş, böyle bir sertifika programına katılmış, eğitimler almış da gelmiş gibi görünmek için bir yol olarak düşündüm. O program için geldim. O da 6 haftalık falan bir programdı. Öyle aylarca süren bir şey değildi. Programı bitirdikten sonra baktım, o kadar da korkulacak bir şey yokmuş. Sınavlar geçilebiliyormuş. Dersler ses kaydı tutulup eve gelip o ses kaydında söylenenler tek tek böyle yazılarak da olsa çalışılabiliyormuş diye yapabildiğimi gördüm. Daha sonra dedim ki ben bu taşın üzerine bir taş daha koyayım. Hemen dönmeyeyim Türkiye'ye. Sonra iş aramaya başladım. Bir yerden kabul aldım. Paralegal olarak çalışmaya başladım. Orada çalışırken de bu sefer Amerika'da LLM yaparak avukat olabileceğimi öğrendim. Bunu öğrenince dedim ki neden olmasın. Çalışırken aynı zamanda okul başvurusunda bulundum. Daha sonra okula başladım. Yüksek lisansı bitirdim. Tabii hala çalışıyordum. Sonra baro sınavlarına girdim, geçtim. Sonra avukat oldum. Orada yaklaşık bir sene çalıştıktan sonra da işte istifa edip kendi işimi kurdum. Yani planım 6 haftalık bir eğitime katılıp hemen geri Türkiye'ye dönüp rakiplerime fark atmaktı. Ama öyle olmadı. Bir adım sonrasını deneyeyim, bir adım sonrasını deneyeyim diye diye burada avukatlık ruhsatını almaya kadar bir şekilde ilerledik geldik. Bir sonraki sorumuz, kurduğun düzende ne iş yapıyorsun? Aslında az çok anlattım galiba. 3-4 ay oldu kendi işimi kurdum. Şu an için çok fazla mesleki anlamda kurulmuş bir düzenim yok. Yani düzenden kastım işte büyük bir ofis, bir sürü çalışan, oturmuş bir düzen yok maalesef şu an. Çünkü her şey daha çok yeni. Hukuk işi yapmanın yanı sıra bir şirket yönetmek, bir işletme gibi düşünebiliriz. Bir de bununla aynı zamanda uğraştığım için kurduğum bu düzende çok yoruluyorum. İş yüküm çok fazla. Ama inanılmaz eğleniyorum. 3-4 ay önce o çalıştığım büyük firmadaki hayatımı düşünüyorum. Evet, oturmuş bir düzendeydim. Evet, bir cycle'ın, bir döngünün içerisindeydim. Her ay maaşım yatıyordu falan ama galiba mutlu değildim. Ama şu an öyle değilim. Şu an yine bir stres var ama kendi kariyerim için stres yapıyorum ve bu beni üzmüyor. Düzenli yatan bir maaşım yok. Bazı aylar para kazandığım oluyor, bazı aylar hiç para kazanmadığım oluyor. Ama it's okay yani. Sorun değil. Mutlu muyum? Mutluyum. Şu anki tek hedefim şirketi olabildiğince ilerletmek. Çevre edinmek zor olmadı mı? Çevre edinmek normalde zor. Evet. Yani Türkiye'de bile, yani kendi ülkendeysen bile fakülteden mezun olur olmaz bir müşteri çevresi oluşturamıyorsun. Bir şekilde bir emek vermen gerekiyor. Yabancı bir ülkedeysen bu ekstra zor. Ha, benim için ne derecede zor oldu? Benim için avukatlık mesleğimden sonra çevre edinmek zor olmadı. İlk geldiğimde bir paralegal olarak çalıştığım için zaten ve avukatlık ruhsatımı aldığımda da yine aynı hukuk bürosunda paralegallıktan avukatlığa geçiş yaptığım için aslında benim avukatlıkta bir iş aramama ya da bir çevre kurmama gerek kalmadı. Çünkü ben zaten bir yerde çalışıyordum. O yüzden o süreç benim için daha farklı ilerledi. Ama tabii ki siz daha öncesinde böyle bir yerde çalışmayacaksanız, eğitimden ve sınavlardan geçtikten sonra yeni baştan böyle sıfırdan bir iş arayışına girecekseniz çevre tabii ki önemli. O yüzden sizin yapmanız gereken okula giderken eğitim süreci içerisinde olabildiğince çok insanla tanışıp bir şekilde bir marketing alanı oluşturmak kendinize. Çünkü unutmayın ki edindiğiniz her arkadaş ileride size müşteri olarak geri dönüyor meslekte. O yüzden ne kadar çok insan tanırsınız, ne kadar çok arkadaş edinirseniz sizin için o kadar karlı olacaktır. Yabancı bir ülkeye uyum sağlamakta zorlanmadın mı? Tabii ki zorlandım. Neler çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah. Benim Amerika'ya geldikten ve işe girmeme kadar olan o süre 1,5 ay. Yani ben geldim, 1,5 ay sonra işe girdim. Öyle burada uzun yıllar, uzun aylar yaşamadım. O yüzden Amerikan kültürünü, buradaki insanları, iş dünyasını, hukuk sistemini bilmiyordum. Şimdi büyük hukuk bürolarında 150-200 kişi çalışır. Avukatlar, asistanlar, sekreterler falan filan. Ve ne kadar çok insan çalışıyorsa orada o kadar çok dedikodu, o kadar çok drama, o kadar çok bu bully dediğimiz birini böyle dışlama meselesi çok olur. Korumacı ve savunmacı bir yapıda, karakterde olduğum için yeni de geldiğim bir ülkede en ufak bir şeyde kendimi korumaya falan geçiyordum. Bildiğim böyle yabaniydim. Biri bir şey söylese hemen böyle alınıyordum. Bana mı öyle söylendi, bir şey mi söylendi falan gibi böyle çok atağa geçiyordum bir anda. Zaten İngilizce desen böyle yerlerde sahip olduğum o az derecedeki İngilizce bana bazı işlerimi yaparken yetmediği için zaman zaman sen bu halde nasıl
avukat olacaksın burada falan gibi yargılayıcı gözlerle bakılıyordu şahsıma. O yüzden kolay olmadı tabii ki. Yani bu sadece Amerika'ya özgü değil aslında. Nereye giderseniz gidin, eğer o ortama aşina değilseniz, bir yabancı olarak katılıyorsanız o girdiğiniz ortama, bir şekilde zorluk yaşıyorsunuz. Ama tabii şunu bilmekte fayda var. Ne kadar zorlanırsanız zorlanın, o uyum sürecini atlattıktan sonra o insanlardan biri haline geliyorsunuz ve onlar da sizden biri haline geliyor ve bir şekilde artık her şey normalleşiyor yani. Next question. Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor musun? Ben Türkiye'ye dönmeyi düşünmek gibi bir şekilde bakmıyorum olaya. Çünkü ben hiçbir zaman Türkiye'den temelli ayrılarak buraya gelmedim. Zaten anlattım hikayeyi en başında. 6 haftalık bir eğitimi tamamlayıp hemen geri döneceğim kafasıyla gelmiştim. Sadece süreçte yeni adımlar attığım için burada kalışım uzattı gibi bakıyorum. Şimdi de işte bir şirket yürütme derdinde olduğum için zamanımın çoğu burada geçiyor. Ama aslına bakarsanız orada kurulu bir düzenim var. Hatta İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğum için Türkiye'de de bir iş skalam, bir düzenim, bir yaşam şeklim var. Tıpkı burada olduğu gibi. Buna rağmen zamanımın çoğu New York'ta geçiyor. O yüzden insanlar bir daha dönmemek üzere buraya geldiğimi falan düşünüyorlar. Bir sonraki soru. En önemli tavsiye nedir? Evet, bu son soru. Sizlere verebileceğim en önemli tavsiye, sevgili meslektaşlarım, genç hukukçular, genç mezunlar. Bir yurt dışı hayaliniz, yurt dışı kariyer hedefiniz varsa bunun peşinden koşun. Ortaya konan hiçbir efor karşılıksız değildir. Hayatta verdiğimiz emekler karşımıza getiri olarak bir şekilde çıkıyor. Ve unutmayın arkadaşlar, hani hep derler ya böyle, sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Ya da işte ben neler yaşıyorum ve oradan göründüğü kadar kolay mı sanıyorsun derler ya. Aslında doğru, evet. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar da zor değil. Yani bu Amerika'da avukat olma süreci, benim tüm anlattığım adımlar, sınavlar, eğitimler, oradan dinlediğinizde size zor gibi görünebilir. Ama aslında o kadar zor değil. Dediğim gibi sürecin içerisine bir kere girdiğiniz zaman, bir kere bir adım attığınız zaman devamı bir şekilde geliyor. Siz yeter ki çalışın, yeter ki isteyin, mutlaka devamı gelecektir. Bu kadar. Videoyu burada bitiriyorum. Zaten çok uzun bir video oldu. Umarım sıkılmadan işinize yarayacak bir şekilde tüm bilgileri elde etmişsinizdir. Sorularınızı aşağıya yorum olarak bırakın. Elimden geldiğince en dürüst ve güncel bilgilerle size geri dönüş yapmaya çalışacağım. Bu konuyla alakalı çok yakında çok faydalı olacağını düşündüğüm bir video hazırlıyorum. Sürpriz mi yapsam? Ya da söyleyeyim ya. Evet. Sürpriz yapmayacağım. Şu an açıklıyorum. Yabancı bir ülkede, Türkiye olması şart değil, diplomasını almış, gelmiş Amerika'ya. Burada avukatlık yapmaya başlamış olan arkadaşlarımdan, çevremden, insanlarla tek tek buluşup bu süreçte neler yaşadılar, süreci nasıl geçirdiler, onların gözünden en zor kısmı hangisiydi gibi konuları ele alacağız. Bir şekilde böyle röportaj gibi olacak. Bu şekilde aslında sadece benim şartlarımdan, benim gözümden bakmış olmayacaksınız da dünyanın değişik ülkelerinden, değişik şartlardan çıkmış, gelmiş olan insanlar burada nasıl avukat oldular ya da nasıl avukat olma mücadelesi veriyorlar. Bunu işleyeceğim. Siz de eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanala abone oluyorsunuz ve bildirimlerinizi açıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Merve. Kendinize iyi bakın.